Çerkeş, Çankırı'da olmayan bir kültür merkezi inşaatini şu anda görüyor. AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Çerkeş'te yapımı devam eden kültür merkezine övgüler düzdü. Çivitçioğlu, Çerkeş'te, Çankırı'da olmayan bir kültür merkezi inşasını şu anda görüyoruz dedi. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım için gelen Düzce Cam AŞ'nin ön protokol imza töreninde konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun sözleri muhalefet milletvekillerini aratmadı. Çerkeş'te yapımı devam eden kültür merkezine övgüler düzen Çivitçioğlu, Çankırı'da bile böylesi bir kültür merkezi olmadığını söyledi. 2018'de ne dediysek hepsini yapıyoruz. Çerkeş'te bugün tarihine, kültürüne sahip çıkan bir özellik var. Çerkeş altyapısını tamamlamış, üst yapısıyla ilgili de çalışmalarını en üst seviyede takip eden bir noktada. Çerkeş, Çankırı'da olmayan bir kültür merkezi inşaatini şu anda görüyor. Çerkeş, Çankırı'nın genelinde olmayan bir hayvan pazarının açtı ve vatandaşın hizmetine sundu. Çerkeş, bugüne kadar Çankırı'da olmayan biyogaz tesisini açtı ve hizmete sundu. Çerkeş bugüne kadar Çankırı'da hareketliliği sağlamayan organize sanayinin çok önemli bir sürecini bugün arifesini yaşıyor. Çivitçioğlu'nun sözleri 20 yıllık AK Parti iktidarı boyunca il merkezine neden bir kültür merkezi kazandırmadıkları sorusunu beraberinde getirdi. Çankırı AK Parti iktidarına en yüksek destek verilen illerin başında geliyor. 90 bin nüfusa dayanan kent merkezinde 1981 yılında yapılan ve şehre cevap veremeyen 100. yıl kültür merkezi bulunuyor. Ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlayan merkezin salonu 350 kişi kapasitesine sahip. Basık tavanı, dar sahnesiyle büyük tiyatro oyunlarının sahnelenemediği salon, siyasi partiler ve şehrin bütün programlarının yapıldığı yer olarak biliniyor.